Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Milas'ta faaliyet gösteren Yeniköy Termik Santrali'nde afet tatbikatı senaryosu gereği 30 saniye süren 6,5'lik depremin ardından kurtarma operasyonu düzenlendi. 18 resmi kurumdan 488 personel ve 60 araçla gerçekleştirilen dev afet tatbikatı ekiplerin koordinasyonu sayesinde başarıyla tamamlandı. Aktif fay hatlarının bulunduğu Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren Yeniköy Termik Santrali'nde olası afetlere karşı hazırlıklı olmak için afet ve acil durumlara hazırlık, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon tatbikatı yapıldı. Herhangi bir afet anında kurumlar arası işbirliğinin hızlı bir şekilde sağlanmasını amaçlayan afet tatbikatında 18 resmi kurumdan 60 araç ve 488 personel görev aldı. Muğla Valisi Esen Gülcivelek, Milas Kaymakamı Eren Aslan, Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin ve daire amirlerinin izlediği tatbikat siren sesinin çalmasıyla başladı. Senaryo gereği merkez üssü Gökova Körfezi olan ve 30 saniye süren 6,5'lik depremin ardından santral binasının bazı bölümlerinde yıkım meydana geldi. Daha sonra sarsıntı nedeniyle fuel oil tanklarındaki sızıntılar nedeniyle yangın başladı. Ayrıca santral tanklarına ait koruma havuz duvarlarının çatlamasıyla çevreye kimyasal madde yayıldı. Öncelikle hızlı bir şekilde güvenlik önlemi alan ekipler, hasar gören binaların hızlı bir şekilde tahliyesini sağladılar ve bazı noktalarda başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Gerçeğini aratmayan görüntülerin yaşandığı tatbikatta enkaz altında kalan yaralılar sağlık ekipleri tarafından bir bir kurtarıldı. Yaralıları santral binasının üst katlarından ip ve sedye ile indiren UMKE ekipleri izleyenlerden alkış topladılar. Sol taraf. Öne. Öne çekin, öne, öne. Tatbikatta ölü rolünü oynayan Bayramcan, tatbikat süresince enkaz altında kıpırdamadan bekledi. Senaryo gereği ceset torbasına girdikten sonra tabutla cenaze aracına taşınan Can, "Allah milletimize böylesi felaketleri yaşatmasın. Gerçekten son derece korkunç bir durum. Tatbikat olmasına rağmen korktum. Özellikle senaryo gereği ceset torbasına, oradan tabuta girmek ve cenaze aracına alındıktan sonra tatbikatın bitmesini beklemek beni oldukça korkuttu." diyerek duygularını ifade etti. Afet tatbikatı kurtarma operasyonu sonunda dev Türk bayrağının açılmasıyla son buldu.